Evet, devam ediyoruz ve bugünkü konuğum Azerbaycan Savaşı'nda. Gazilik unvanına, şerefine varmış kardeşimiz Yusif Niyazov'dur. Şu an canlı bağlantıdadır Azerbaycan'dan bizleri. Az da olsa sevindirmiş olacak varlığıyla. Selamlıyorum sizleri, hoş gördük. Merhaba. Ben de sizleri selamlıyorum. Başta Recep Tayyip Erdoğan olmaqla Cənab Prezidentimiz İlham Əliyev demək olaraq içində de minnətdaram ki, bugünkü gündə iki dövlətin içində de qələbə sevincini yaşadıblar. İlk öncə sizi və sizin simanızda Qarabağ savaşında olan bütün askerlerimizin zəfər bayramını kutluyorum. Bu qələbə sevincini bizə yaşadan sizlər oldunuz asıl. Həyatınızı toprak uğrunda kurban veren müzəffər ordumuz, mərd oğullarımız, sizlərə asıl biz təşəkkür ediyoruz, sizlərə biz minnətdarıq. Öncə azıcık olsun bizlərə kəndinizlə bağlı bilgi verir misiniz? Mən Niyazov Yusif Həsrətoğlu. Mən askerliyimi 2016-2018 yıllarında yaptım. Evet. Ondan sonra ehtiyata bırakıldım. Döyüşlər başlayan zaman kəşfiyyatçı olarak yeniden döyüşlərə könüllü olarak katıldım. Ve vətən müharibəsində döyüşlərdə iştirak etdim. Nerede ve kaç gün savaştınız Yusif Bey? Mən Füzuli istiqamətində, Cəbrayılda, Tulda, Hadrutda. Döyüşlər necə gedirdi? Tapdığımız da Şuşada oldu. Evet, döyüşlər necə gedirdi? Düzdür, döyüşdə asan deyilən bir şey yoxdur. Evet. Ama bizim için qorxu da yox idi. Bizim tək arzumuz etməlim yox. Bütün oradakı olan döyüşən əsgərlərin tək arzusu Şuşada bayrağı qaldırmaq idi. Döyüş bütün torpaqları azad eləmək idi. Kaç gün savaştınız Yusuf Bey yaralanmamıştan önce? Kaç gün savaşta olabildiniz ve ne zaman yaralandınız? Ben haradasa 42 gün savaştım. Yani sonuna kadar savaşta olmuşsunuz? Evet. Ben ahırınızı Şuşa tapışırığın yerine getirende Şuşada yaralandım. Nece oldu yaralandı? Sizi üzmeden bu sualı vermek istedim ama o anları nece hatırlayırsınız? Orada bizi bombardıman elədilər. Hemen bu tapışırığa gelmişti. Bombardımandan sonra biz 700 qabağı gedəndə bizi snayperlə atışa tutdular. Evet. Düz atışa tutsalardı biz onların öz cavablarını verdik. Sen həmin atış nəticəsində də mənə güllə dəydi. Mənə kürək tərəfdən girdi, ürəyimin yanının 3 cm yanından çıxdı. Necə oldu? Savaş meydanından nasıl seni götürdüler? O anı hatırlıyor musun ya? Hatırlıyorum. Mən vurulanda kəlmiyə şəhadət gətirib şəhidliyi zirvəsində ucaldığımı fikirləşdim. Şəhid olmam həmən böyük arzum idi. Peki orada... Ama mənim əsgər yoldaşım mən orada qoymadı. Yəni mən çıxartdılar oradan. Ve hemen de hospitala götürdüler ve tedaviniz evet. Oldu, ameliyat olundunuz. Şimdi nasılsınız? Şimdi şükür Allah'a iyileşmeye doğru gidiyorum. Azmaz da olsa ağırlar var ama yine de bu qələbe sevinci her şeyin üstünü örtbasdır edir. Gerçekten de siz şu an anlattınız, kendimi zor tutuyorum. Sizlerle beraber bizler de bir destek olarak sizlerin yanınızda olduk, uzaktan da olsa. Benim için biraz da zoruydu çünkü ben vatanımdan da uzaktayım. Vatanımdan uzakta vatanımın savaşını, vatanımın oğullarını, mərd oğullarını izlemek ve onlarla gurur duymak. Gerçekten de sizlerin sayenizde bunu da yaşamış oldum. Benim simamda bütün gurbetçiler, gurbeteller, aslında biz gurbetelde değiliz. Yani söyleyeyim ki vatandan uzak, memleketten uzak sizlerle gurur duymak, fəxr etmek, onur duymak. Gerçekten de ayrı bir histir ve bu sevinci
Gerçekten de sizler bize yaşattınız. Nenki kardeş ülke, bütün dünyaya gösterdiniz ki sizler nece vatan sevgisiyle dünyaya gelmişsiniz. Ben niye programın başında, program diyendeki müsahibimizin başında sordum. Siz Qarabağ alınanda neçə yaşınız var idi? Genel olarak orada savaşan bizim kardeşlerimiz heç o vaxtı dünyaya gelmemiştiler.